Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayardan çalışacağız programla. Açıklamalar kısmına da programın linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Başlayalım şimdi biz hemen ilk egzersizden. Birinci egzersizimizde gördüğünüz gibi çemberi sağ sol olarak köşelerden gidiyor. Yani bir önceki egzersizlerimize benziyor. Gözümüzle çemberi takip ediyoruz. Bir süre sınırı yok. Gözleriniz yoruluncaya kadar ya da belli bir süre yapın. Bunun hani sürelerini siz belirleyin. Hiçbir egzersize süre sınırı koymadım açıkçası. İkinci egzersizimizde bu şekilde bu sefer aşağı yukarı yine gözümüzle takip ediyoruz şekli. Bunu da 1 dakika 50 saniye yani süre tutarak çalışırsanız daha verimli olur size öyle diyeyim. Üçüncü egzersizimizde şekilimiz rastgele gidiyor. Gözümüzle takip etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi yerinde durmuyor. Yani ben de şimdi takip etmeye çalışıyorum yani. Biraz yorucu bir egzersiz ama gerçekten çok geliştirici. Dördüncü egzersizimizde de bu kısma odaklanıyoruz. Yani ortadaki altıgene odaklanıyoruz. Etrafındaki çemberi görmemeye çalışıyoruz. Belli bir süre odaklandığınız zaman etrafta lekelenmeler ya da görüntünün bulanık olması olabilir. Bu sıkıntı değil. Altıgene odaklandığınızın göstergesidir. İyi bir şeydir yani. Daha sonraki egzersizimizde burada da bakın satır başı satır sonu yapıyorum. Şu an altıgeni yine takip ediyorum. Tabi bu egzersizleri yaparken dik bir şekilde oturuyorsunuz. Başınız sabit yani oynamıyor. Sadece gözlerinizle takip ediyorsunuz. Bunda da gördüğünüz gibi takip ediyorsunuz. Burada sarı punto diyelim buna onu takip ediyorsunuz. Bunda da satır takip var. Okumuyorsunuz arkadaşlar, okumaya çalışmayın, sadece takip ediyorsunuz. Burada şimdi amaç şu, ben şuraya tıkladığınız zaman kırmızı butonu, burada çok hızlı bir kelime geçiyor. Bunu görebilmek için buraya bakmıyorsunuz. Yani buraya bakmıyorsunuz, buraya bakarsanız çok rahat görürsünüz. Burada amaç bu yere bakıp yani mouse'un olduğu yere odaklanıp üstteki geçen yazıları görmeye çalışmak. Bu blok okumaya giriş oluyor arkadaşlar. Daha sonra bununla da ilgili bir video çekeceğim. Kitaptan nasıl blok okuma çalıştığımızı göstereceğim ve bu seri bitecek. Şimdi başlayalım. Odaklandığınız yer dediğim gibi burası. Mesela. Ne yazdı? Okuyabildiniz mi? Yani buraya bakarsanız çok rahat görürsünüz. Buraya bakmanız lazım. Odaklanma noktanız bu mouse'un olduğu yer olması lazım. Bu şekilde bir egzersiz. Bir sonraki egzersiz, pardon aynısını açtık. Sonraki egzersizimizde bu blok okumaya bir giriş. Bakın kimisinde kelimeler uzun oluyor. Siz şu an yetişmeye çalışıyorsunuz. Okumaya çalışmıyorsunuz bu açılan yerlere. Yani bu şekilde buraları gözünüzle takip ediyorsunuz siz de. Ben şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar ortaya bakıyorsunuz. Solundaki ve sağındaki kelimeleri görmeye çalışıyorsunuz. Okuyabiliyorsanız da okursunuz. Baktığınız yer yine burası. Solundaki ve sağındaki kelimeleri görmeye çalışıyorsunuz. Bu egzersizimiz bir önceki egzersize benziyor aynı şekilde. Burada da arkadaşlar yukarıdan aşağı odak noktanız şuralar olmalı. Şu şekilde inmelisiniz. Egzersiz atlamadım değil mi? Atlamamışım. Son egzersizimizde bakın. Grup grup gidiyor. Bunu hani okumaya çalışabilirsiniz bu kısmı. Hani blok okuma ile ilgili bir sonraki videoda kitaptan daha ayrıntılı da anlatacağım. Hani egzersizlerimiz bu şekilde. Son bir videomuz kaldı. Onda dediğim gibi daha net anlatacağım blok okumanın mantığını.
Yani burada gördüğünüz gibi tek tek kelime değil de kelime iki kelime grubu olarak geliyor karşınıza. Yani bu egzersizleri her gün programdan olsun, diğer türlü gösterdiğim ilk videolardaki gibi olsun yaparsanız günde bir 10-15 dakika ayırırsanız hızlandığınızı göreceksiniz. Bunu nasıl fark edeceğinizi de bir sonraki videoda anlatacağım. Yorumlar kısmından kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.